Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Eylül Cumartesi, Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün birbirinden zevkli ve çekişmeli açık yarışların olduğu bir Ankara programı var. Yani yarış zenginliği açısından akşamleyin de İzmir'de 10 koşulu kalabalık bir yarış programımız var. Tabii bir de geceleyin de bir Philadelphia Amerika yarışımız var. 9 koşulu ama ben yine 2. altılı ganyanı sizlere sunmaya çalışacağım. Ama açık yarışların bol olduğu bir yarışlar. 600 bin dolarların çok olduğu bir yarış dolarları var. Yani güzel ve zevkli yarışlar bizi bekliyor. Ben fazla söz uzatmayacağım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen Ankara yarışlarına giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 14'ten itibaren başlıyor. Birinci altılı ganyanımızın ilk koşusuyla saat 14'te Maiden Dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuyla 12 safkanın yer aldığı bu koşuda 7 no Luz de Sol Missy Kendi'nin güzel temsilcisi Alice Kartaş'la start alan bu safkanın iki yarışta güzel bir ikincilik ve üçüncülüğüyle burada benim kazanmasını beklediğim bir isim. Alternatif de olsa bir banko adayım olacak. 7 no Luz de Sol. Rakip arayanları da 12 no Varşova. Bir Wind River Wind temsilcisi olan bu safkanda Ali Kaçmaz'la start oluyor ve tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikincilik ve derecesiyle bana göre burada çok dikkat çekici bir yarış çekebilir. Daha sonra ikinci oğlu Elois bir Nativan temsilcisi. Anneden de bir Nativ Proceda gibi kalite bir safkanın orijini olan, ya kuvvetli bir orijine sahip olan bu safkanda Müslüm Çelikli start alıyor ve 3 yarış koşup 3'ünde tabelada yer alan bu safkanda bana göre ciddi rakipler arasında ve son olarak da 10 oğlu Sol Nasciente bir Liner temsilcisi Gökhan Kocakaya start alan bu safkanda yine bir yarış görüp dördüncülük elde eden bu safkanda bugün yine iddialı koşmasını beklediğim son isim olur. 7 önce 12, 2, 10 da rakip arayanlar için önerebileceğim sıralama olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Bir satış koşumuz var. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 13 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 11 nolu Bye Bye Happiness. Bakalım kaç paramış bu Bye Bye. Vallahi iyiymiş ama 4 yaşında bir safkan. Daha sonra 1 nolu Heart of the Kent. Bu safkandan bir Nativa temsilcisi. İç maç çizgiye sarıp alan bu safkanda sürekli el değiştiren bir isim. Yani ilk sahibi zaten aracıların ekibisinden değil. Zaten ondan satıldı. Tabii herkes aynı ölçüde bakamıyor bazı taylara. Mecburen ellerinden çıkarıyor ama tabii ki en sonunda bu safkana iyi bakan birisi denk geldi değil mi? Zaten bu kalite safkanına bence iyi yerlere gidebilir. Kaç paramış bakalım? 85 bin lira. Aslında güzel bir şeyim vardı benim de. Bir Apollo diye bir arkadaşlarımız vardı bizim. Atçıydı onlar. Bu Sülo koştuğu zaman bizim eskiler bilir. Sülo hatta tayları falan aygırlık da yaptı. Sülo zaten bir yıl boyunca İstanbul'da açık yarış, grup yarışı koştu ama bir türlü yarış kazanamadı. İzmir'de koştuğu ilk Maiden yarışı kazanan bir isimdi. Tabii Toprak diye bir at vardı. Bizim Apo'nun atı vardı. Bir kısrak vardı. Kamburdu at. Gerçekten bir kambur bir safkandı ama o da Maiden'dı. Bir ikincilik elde etti. Sonra bir yarışa katılacak. Kazandı yarışı. Hani orada Maiden'dan falan çıktı. Benim anlatmak istediğim şu. Safkanda sıkıntılar çıkmaya başladı. Yani yarış koştuktan sonra daha sonraki günlerde, aylarda diyelim. Koşarken burnundan kan geliyordu bu safkana. Yani şimdi konuyu nereye getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu el değiştiriyor ya sürekli. Apo bir türlü çözüm bulamadı. Ertuğrul Can Kılıcı bindirdik. Atın dedi ilmana çıktı. Atın dedi karnından dedi sesler geliyor. Garip garip sesler geliyor dedi. Ya bir türlü ne yaptı ne etti bir türlü çözüm bulamadı bu Toprak diye isimde bir tay kısrak yani. Valla baktı Apo uğraşı. Apo'nun da hatta basmanede bu 1001 otomarketin yanında aynı böyle otomobil parçaları satan bir yeri vardı. Yani büyük bir yeri vardı. Yani iyi bir insan. En azından onunla ben bazı ipodroma gider gelirdim. Bu aynı zamanda bir Zafer Turgul'un da arkadaşıydı zaten. İşte hep beraberdik onlarla. Şimdi baktı dayanacak gibi değil. Atı elden çıkardı. Bursa'dan bir tane seyis. Bu safkanı inanın şu andaki yani paraya göre hesaplarsak yani en fazla 5 bin lira belki 5 bin lira bile değildir yani. O kadar ucuz bir fiyata verdi bu safkanı Toprağa. Çünkü baş edemiyor hatta. Sorunu bir türlü çözemedi. Bu seyis Bursa'ya götürdü atı. Ata 6 ay 7 ay artık o civarda bir bakım yaptı. Ama tabii safkanın ne olduğunu biliyordu. Nasıl tedavi edeceğini de biliyordu. Nasıl yapacağını. Atı beni halletti. Şimdi 6-7 ay sonra bir koşma başladı. Atı attılar yanımıza. Bak dedi benim sattığım kısrak koşuyor dedi. Toprak birinci. Sürprizdi ama. Birinci oldu. Ata bak dedi. Ben sattım dedi. At birinci olmaya başladı. Abi 4 tane mi? Abartı söylemiyorum. 4 tane yarış herhalde. Büyük ihtimalle bak belki 3 de olabilir ama ben 4 tane biliyorum. 4 yarış üst üste kazandı bu safkan. Apo küplere bindi yani. Ya dedi ben bu atı sattım bu atı ne adı? İşte herkes yani bir şeyin formülünü biliyor.
Yani o yüzden şimdi bazen bakıyorsunuz ha bundan bir şey olmaz dersiniz. Ama satın alırsınız veya bir şey alırsınız, formülü biliyorsunuz, halledersiniz. En basit örneği söyleyeyim ben. Allah rahmet eylesin, Ramazan Kaya Kafkaslı'yı aldı da Kafkaslı birinci açık artırmada satılmadı. Kimse beğenmedi, istemedi, sıkıntısı var. Atın ayaklarında kemik sorunu var. Kimse ilgilenmedi. Sonra çok cüzi bir fiyata ama yine 2-3 fazlasıyla Ramazan Kaya dedi ben bunu alırım dedi. En azından tedavisini bilirim dedi. Yani o adam da tecrübesine güvendi. Aldı ve böyle bir şampiyon yarattı. Yani bunların ne olacağı belli olmuyor. Ya neyse konu nereden nereye geçti yine. Ben 11 nolu Heart of the King'i yazalım. Yani 11 önce, 1 sonra 8 nolu Temperance, bu line-up temsilcisi Müslüm Çelik'le güzel performansı var. 5 nolu Solid Brothers, bir Luxor temsilcisi Ferit Yardımcı'yla yine bugünün şanslı iddialı ve bu mesafeyi seven isim. Bir de 6 nolu Atalay, bu Kaptan Rio temsilcisi Uğur Temur'la yine bugün etkili yarış koşmasını beklediğim isim olacak. Yani 11, 1, 8, 5, 6 bu koşu için önerebileceğin sıralama olacak. Günün 3. koşusuna geldik. 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayımızın açılış ayağı. Handikap 14, 4 ve yukarı. Arapların 1600 metrelik çim koşusu. Burada 9 safkan var. 9 safkan arasında koşacak bu yarışta. Biz tabii ki bakıyorsunuz handikap puanı en alttaki 33'ün en yukarıdaki 45 olan bir yarış. Yani burada sürpriz olur mu? Her türlü sürpriz sinyalleri veriyor. Ama tabii ki her yarış sürpriz olacak diye bir kaydı yok. Ama ben her şeye rağmen burada 8 oğlu oğlum Ahmet'i bu ateş topu temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le son sıfırını hiç ölçü almıyorum ama safkanın genel diğer performansa baktığınız zaman bu grubu geçer görünümde olan bir isim. Çalışmaları da iyi. 8 oğlu safkan önde. 6 oğlu safkan Tuğ Tekin. DA temsilcisi Yunus Emre Yüksel de startlamış safkan da yine son yarışı kazanan bir isim ve Yunus Emre Yüksel de bayağı bir formda bu aralar. 9 oğlu Barut bu Özgün Han temsilcisi Ali Kaçmaz'a start alıyor ve bu mesafelerde yine iddialı ve şanslı gözüküyor. Bir de 1 nolu Andassa ağır kilosuna rağmen bu Uçan Bey temsilcisi de Akın Sözer'le kesinlikle hata affetmez bir konumda. Yani 8-6-9-1 bu 4 safkan benim sizlere önereceğim isim. Eğer bir safkanla yeriniz imkanınız varsa en azından Müslüm Çelik'le start alacak olan 2 nolu Muhsin'i de dahil edebilirsiniz imkan el verdiğince. Gün 4. koşusuna itibaren 6'lı Ganyan'ımız başlıyor. 2. 6'lı Ganyan'ın ayımız ve kısa ve 6 bir yarışla Dişilrayet 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 5 nolu Aslı Nuray'a vereceğim. Bu Hızlı Tayin güzel temsilcisi Ali Skartaş'la 2 yarış kazandı. Arkasından bir 5.lik ama safkanın genel görüntüsü yine iyi. 4 nolu Yaban Arası bu Özduran temsilcisi Müslüm Çelikli start alıyor. Safkanın bu pistteki performansına göre çok iyi durumda. 1 nolu Mavi Deniz bir Kazberk temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alıyor ve yine kumpiste etkili olan bir isim. Ve son olarak da 3 nolu Saçan Hatun. Bir arkadaşı temsilcisi İçman Çizikli de güzel performansıyla da şans verdiğim bir isim. Ama 5-4-1-3 benim bu ayaktaki sıralamam olacak arkadaşlar. Günün 5. koşusunda Peri Bacaları koşusu. Bir kısa vade 9-3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 8 safkan arasında koşacak bu yarışta ben 7 nolu Spencer. Bugün 3 yarış üst üste kazanan bir isim. Benim bugün alternatif bir banko adayım. Yine birinciliklerine bugün devam ediyorum. Ama bugün biraz daha rakipleri sert. Ama her şeye rağmen de güzel performansı ve formu olan bir 7 nolu Spencer var. Tabi bunun yanında bir 8 nolu Super Tuna. Yani rakip arayanlar için. Nativa'nın güzel temsilcisi Gökhan Kocakaya start alalım safkanda. Yine bu tip mesafeleri ve böyle gruplarda etkili yarış koşmasını bekliyorum. Son olarak da 3 nolu Hitman. Bu safkanda her zaman her yerde mücadelesini veren bir isim. Bir double sim yani Fransız bir aygırın tayı olan bu safkanda Ahmet Çelik'le güzel durumu, iyi formuyla da bence rakip olarak yazılır. Yani 7 önde, 8-3'te rakip arayanlar için sıralama olacak. Günün 6. koşusu, evet bir sürat koşusu. Grup 1, 2 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusu. Evet, 1000 metrelik yarışlar gerçekten bana göre programın en zor yarışı olur. Çünkü 1000 metre hep sürekli tempo, yani atların da bayağı yorulduğu bir mesafe. Tabi buraya baktığımız zaman kimler var burada? Beklenen 3 yaşlılığındayken 2 yıl önce bu yarışı kazanmıştı. Güzel bir yarış ama tabi beklenen o günden sonra bekleneni veremedi bir türlü. Benim bugün bankom 1 nolu Alihan olacak. Ben bugün artık sığınacağım liman olacak. Bu agresif o temsilcisi Ali Skartaş'la bu Ali Selimoğlu'na ait bir safkan. Ali Selimoğlu zaten hipodromda menajerlik yapıyor. Jockeylerin menajerliğini yapıyor. Böyle güzel bir safkan da var. Bence bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Ama tabii ki zor bir yarış. Kolay bir yarış değil. Çünkü 1000 metre bir yarış. Çok süratli gidecek. Burada bayağı 2-3 tane zaten süratli yapıya sahip isimler var. Arda Şah öyle. Alihan zaten önlerde gider. Luminense önlerde gider.
Vallahi bakalım başka önlerde giden var mı? Zaten hepsi önlerde mecbur gidecek. Çünkü yarış kısa. Bir solukta da bitirmeye çalışacaklar ama bu yarış bir solukta bitirecek yarış değil. Onu da belirteyim. Binoğlu Salkan Alihan, Alex Kartaş da en azından tecrübeli bir isim. Bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna. Ankara koşusu. Grup 1, 3 yaşlı İngilizlerin 2800 metrelik çim koşusu. Evet, burada Burgaz koşuyor arkadaşlar. İki nolu Burgaz, bu King David temsilcisi, Ahmet Çelikli statı, Gazi kazandıktan sonra son 20 gün önce koşmuş oldu yarışta. Bekleneni veremedi. Bu da gayet normaldi. Çünkü bayağı bir ara verdi. Gazi ağırlığı da kolay değil arkadaşlar. Yani herkes Gazi'den sonra bazı etkili koşamıyor. Ama ben bugün daha iyi hazırlıklara, en azından kondisyonunu da biraz daha ilerlettiğini düşünüyorum. İki nolu Burgaz'ın bugün kazanmasını bekliyorum aslında. Yarış şartı da, gidişatı da ona benziyor. Büyük ihtimalle de kazanır. Ama rakip arıyorsanız da tabii ki bana göre en ciddi rakip 4 olur. Real Runner olacak. İmasımız San temsilcisi Gökhan Kocakaya ile geçen yaşında Burgaz'ı geçmek için uğraştı ve geçti. Ama tabii ki 3.lük elde ederek geçti. Ama yarış çok faullere olur mu olmaz mı? Ama bu sefer olacağını düşünmüyorum. Yani bu sefer Vincent Oray'a bilmiyorum. Yine yedirirler mi yedirmezler mi? Ama aynı taktikle gitmesi halinde bence bu sefer bu taktik olmaz diye düşünüyorum. Ben 2 kazanır diyorum arkadaşlar ama illa de rakip derseniz 4 olur. Real Runner'ı vereceğim size. Günün 8. koşusu Profesör Tevfik Başar koşusu. Kısa vade 8, 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu. Evet, birbirinden zevkli yarışların olduğunu söylemiştim. Bu da onlardan birisi. Bugün ama bu yarış biraz daha çekişmeli, zor gözüküyor. 2 nolu Gökdeniz'im. Mendip temsilcisi Özcan Yıldırım'a ilk şans verdiğim isim. 4 nolu Boraş'a. Bu Mehmet Bora temsilcisi Ahmet Çelikli startlıyor. Ve yine tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. Altınolu Victor Weapon, Victor Gallup temsilcisi Alice Kartaş'la start alıyor. Yine son yarışı kazanan formda bir isim. Ve bir nolu Baba Şahin. Bu safkanda Ferit Yardımcı ile yine etkili yarış koşmasını beklenen diğer isim olur. Yani 2-4-6-7-1 bu 5 safkan benim buzdaki sıralamam olacak. Geldik günün son koşusuna. Maiden Dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda. Evet, burada da baktığınız zaman 12 safkan var. Ben buradaki sıralamam 5 nolu Lunar Kurve. Bir torak temsilcisi Ahmet Çelik'le tek koşmuş olduğu yarıştaki üçüncülüğüyle ve artan nefes ve formuyla ilk sırada, ama ciddi rakipler var tabii ki. 12 nolu Trap Queen. Bir agresivo temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alan safkanda yine tek koşmuş olduğu yarıştaki üçüncülüğüyle artan nefesiyle yine şanslı. 10 nolu Simonetta. Bir Papa Krem temsilcisi Halis Karataş'la start alıyor. 3 yarış koşup yine güzel işlere sahip ve şu andaki koşmuş olan safkanlar arasında da bu mesafedeki en iyi dereceye sahip bir isim. Altınolu Miss Ward, Farktunaz'a ait bu mendip temsilcisi de bugün yine iddialı yarış koşmasını bekliyorum. Zaten koşmuş olduğu tek yarışta güzel bir ikinciliğe sahip. Yani kalabalık bir yarış programı, zor bir program, çekişmeli biraz bekliyor bizi. Tabii bunların yanında bir de ikinolu Grammy var. Bir hakim temsilcisi Özcan Yıldır'la yine safkanın bugün etkili koşması beklediğim isimler arasında ve son olarak da 3-0'lu Led Crops Laug. Bir Bushranger temsilcisi Akın Sözen'e de yine şans verdiğim diğer isim olur. Günün şablonuna gelince arkadaşlar, birinci koşu 7, daha sonra 12-2-10. İkinci koşu 11-1-8-5-6. Üçüncü koşu 8-6-9-1 sonra 2. Dördüncü koşu 5-4-1-3. Beşinci koşu 7, daha sonra 8-3. Altıncı koşu 1 tek. Yedinci koşu 2. Ben büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum ama rakip isteyenler için de 4'ü önereceğim. 8. koşu 2-4-6-7-1, son koşu 5-12-10-6-2-3. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.